Bizim olmazsa olmaz Adonet neslimiz bir SQL Connection nesnesi. Öncelikle bunu kullanmamız gerekiyor. Veri tabanında yapacağımız tüm işlemleri aslında bir connection sayesinde, yani bir veri tabanı bağlantısı sayesinde yapabiliriz. Aksi halde yapacağımız hiçbir işlem veri tabanına yansımayacaktır. Bunu veri tabanı araştırmalarında belki rastlayanız olmuştur. Veri tabanında connection pool diye bir yapı var. Günaydın. Bağlantı havuzu deniyor buna. Connection pool. Bu SQL Server'da ya da herhangi bir veri tabanı yönetim sisteminde kullanıcıların veri tabanının sunucusuna bağlanıp işlem yapabilmesini sağlıyor. Connection pool deniyor. Bunun da belli bir sınırı var. Yani bağlantı sınırı. Siz bir bağlantı kullanarak veri tabanına erişip işlem yapıyorsunuz. O bağlantıyı aslında veri tabanı sunucusu yönetiyor. Size işlem yapma hakkı veriyor. Bunun şu an SQL Server'da binlerce bağlantı oluşturma sınırı var. Ama bunu veri tabanı yöneticisi değiştirerek örneğin şunu yapabilir. Sadece 50 connection oluşturuyorsun, 50 bağlantı ve bunun üzerinden işlem yapabilirsin. 51. açılamasın. Bunu yaptığınızda 51. kişi SQL bu kaynak yönetimini sağlayabilmek için, performansı, işte trafiği yönetebilmek için yapılır. Yani çok fazla veri tabanını zorlamak istenmediği durumlarda bu tür sınırlandırma yapılır. İşte bu kaynakların en temeli aslında connection'dır. Biz de Adonet tarafında ilk yapmamız gereken şey öncelikle bağlantıyı yönetmek. Bağlantıyı açıp kapama gibi özellikleri var. Bunlara bakacağız. Bir proje oluşturuyorum. Basit bir form uygulaması yapacağım. Bağlantı yöntemi. Şimdi onların da farklarına bakacağız. Connected, disconnected falan. Temel olarak iki tür var. Connected ve disconnected. Disconnected'in detaylarına girmeyeceğim ama mantık olarak şöyledir. Connected bağlantıda doğrudan yaptığınız işlemleri anlık olarak veri tabanına göndermeniz gerekir. Anlık yapmanız gerekiyor. Veri seçmeyi, işte veri çekeceksem o anda çalıştırdığın anda gelen sonuçların hepsini o anda alırsın. Ama disconnected'da bir hafıza oluşturulur. Sizin uygulamanın hafızasında, yani uygulama çalıştığı yerde bir hafıza oluşur. Siz veriyi çekersiniz, orada bekler, onun üzerinde işlem yaparsınız. Sonra istediğin zaman bunu kaydet dediğinde, değişiklikleri kaydet dediğinde veri tabanı sunucusuna değişiklikler kaydolur. Tüm veriyi göndermezler. Bu şekilde bir temel ayrım var. Biz öncelikle tabii ki Connected'a bakacağız. Connected 1 dedim. Senin sonucun bu. Şimdi iki tane buton atıyorum bu arkadaşa. Thank you.
Şöyle bir uygulama. Şuraya da bir tane label atıyorum. Bunun da name'ini DB'ye mesaj diyorum. Kullanacağım bunu. Şimdi connection'ı benim veri tabanına uzanan bir yol olarak düşünün. Veri tabanına gidip bir işlem yapmamız gerekiyor. Bunun mantık olarak bir eşleştirme yapacağım. Bu veri tabanına giden bir yolsa ne gerekiyor bu yolu tarif etmek için? Evet, adı üstünde bir yol tarifi lazım. Ben bunun için çift tıkladım. Arka plana geçtim. Burada bazı işlemler yapacağım. Şimdi burada connection string denen bir yapı var. Connection string bizim veri tabanına giden yolumuzu tarif ediyor. Yani veri tabanı sunucusu şu. Bağlanmak istediğim veri tabanı bu. Onun kullanıcı adı, şifresi gibi bilgiler. Buna connection string, yani bağlantı katarı deniyor Türkçesi. Bunun içinde çok güzel bir site var. connectionstrings.com. Burada bildiğimiz tüm veri tabanı yönetim sistemleriyle ilgili bağlantı katarları yani connection string bilgileri var. Mesela SQL Server. Geldim buraya. Diyor ki standart güvenlik tipinde işte server'ı şuraya yazıyorsun. Database'i buraya yazıyorsun. User ID ve password yazarak bununla bağlanabilirsin diyor. Bu bir yöntem sadece. Şimdi burada farklı bir yapı dikkatimizi çekiyor. .NET Framework Data Provider for SQL Server diyor. Burada yazılımla veri tabanı arasında bir data işlemleri yapmayı sağlayan yapıya data provider deniyor. Veri sağlayıcısı. Data provider'lar .NET'e ya da C# özgü bir yapı değil. Örneğin Java geliştiriyorsunuz. Java ile Oracle'a bağlanacaksınız. Bunun için de arada bir uygulama gerekiyor. Bu uygulama sayesinde siz Java dilini kullanarak Oracle veri tabanına bağlanabiliyorsunuz. Ya da C# ile Oracle'a bağlanacaksınız. Bunun için de gene arada bir katman gerekiyor. Bir işlem yapabilmeniz için. İşte bunları sağlayan şey data provider. Mesela benim kullandığım örneklerden bir tanesi Java'da işte SQL Server'a bağlanmak için SQL JDBC 4 var. Bunu kullanıyorum. Bu Java uygulaması geliştirirken
Eşkan Sogra bağlanmanızı sağlıyor. JAR dosyası. Bunu sadece projenize ekleyip bizdeki DLM mantığında referans olarak eklediğinizde çalıştırırsınız. Bunun içerisindeki yapıları kullanırsınız. OJDBC'de Oracle için kullanılan, ben Java ile Oracle uygulaması geliştirmek için kullanılan bir şey. Bu şekilde örneğin MySQL için de var bu. MySQL Connector. Ona da bakalım. Mesela .NET Data MySQL burada. Connector.NET diyor. Bakın şurada böyle ıvır zıvır MySQL için kullanılacak versiyon diyor. Şurada versiyonu seçip hangi platform için kullanacağınızı belirtip daha sonradan indirebiliyorsunuz. Ondan sonra da bu konnektörü kullanarak işte C# uygulamasıyla yani .NET ile bir MySQL işlemi yapabilir hale geliyorsunuz. MySQL veri tabanında. Bunun için tüm büyük veri tabanı yönetim sistemleri destekleniyor. Herhangi bir sorun yok bunlarda. Birbirlerini destekliyorlar yani. Genel olarak yapı bu şekilde. İşte burada da özellikle SQL Server için kullanılan bağlantı katarı yöntemi bu diyor. Trusted Connection. Dikkat ederseniz burada User ID ve password var. Burada ise yok. İşte bunu örneğin uzak sunucudaki bir yapıya web sunucusuna bağlanmak için kullanırsınız. Ama bunu kullanamazsınız. Burada da hani SQL Server instance'ından bahsetmiştim. Sizin bilgisayarlarınızda SQL Express var, Bilgi Adam var. Bir de MS SQL Server olması lazım. Üç tane, değil mi? Bunların hepsi ayrı ayrı instance'lar aslında. Siz de bunlara özel olarak birine bağlanmak için işte diyor ki server name ve instance name'i kullanabilirsin bu şekilde. Taksim kullanarak ters slash. Şimdi bir örnek yaparak tekrar döneceğiz buraya. O zaman daha net anlayabilirsiniz. Geldim. Benim ilk oluşturmam gereken nesne SQL Connection nesnesi. Üzerine geldiğimde hiçbir şey yok. Burayı dinleyin şimdi. Üzerine geldiğimde görünmüyor herhangi bir şey. Şurada diyor ki System Data SQL Client'e eklemem gerekiyor. Using'e. Demek ki SQL Connection, SQL Client içerisinde veri tabanı uygulamalarında olması gereken key using bloğu, using kısmı diyebilirim. Şunların ikisi, System Data ve Data.SQL Client. Bunları kullanmanız gerekiyor projede. Bakın şu an erişilebilir. Buna bir isim veriyorum. Connection'ın John adında. Sınıfın instance'ını üretiyorum. Bana üç tane overload olduğunu söylüyor. Birisi parametre almıyor. Diğeri connection string denen bir string alıyor. Diğeri de biraz daha farklı, ekstradan bir credential alıyor. Bu farklı bir mevzu. Bizim yapmamız gereken, yani kullanabileceğimiz en uygun yöntem şu an bu. Connection string diyor. Benden string istediği için çift tırnaklar kullanabilirim burada. Data source
benim kullandığım connection string yöntemi. Bu da bir çeşit. Burada üç tane farklı keyword var aslında. Data source benim sunucumun adını alıyor. Örneğin uzak sunucum varsa bunun IP adresi burası. Data source. Eşittirden sonra değer olarak vermem gerekiyor bunu. Sonra da nokta virgülle kapatmam lazım bunun özelliğini. Nokta neye tekabül ediyordu? Evet. Lokal host. Şu anki bilgisayarım. O yüzden nokta yazdım. Initial katalog benim hangi veri tabanına bağlanmak istediğim. AdventureWorks diyorum. Yine kapattım nokta virgülle. Integrated Security bu da ben lokalime bağlanacağım için user ID ve işte user password bilgisine ihtiyaç olmadığını söylemiş oluyorum. Bir nevi Windows Authentication var ya, bir SQL bir Windows. SQL'de kullanıcı adı şifre vermek zorundayım. Windows'ta değil. Bu da aynı mantıkta bunu sağlıyor. Şu an için en temel haliyle bir connection bilgisi oluşturdum. Şimdi bunu test etmem gerekiyor. Gerçekten çalışıyor mu? Diyorum ki ben bağlantıyı aç butonuna bastığım zaman sunucuya bağlansın. Bağlantıyı oluştursun. İşte bu bağlantıyı açsın. Ve buraya da onun durumunu yazsın. Durumu var bir de connection'ın. Açık mı, kapalı mı, işte kırık mı gibi. Aç dediğim zaman bunu yapsın. Connection bir nesnesi burada var zaten. Connection bilgisini biraz kullanalım. Bağlantıyı açıp bastığımda John nokta bağlantıyı aç demek. Hiçbir parametre almıyor bakın. Sadece bağlantıyı açar. Ama şu an label'ıma herhangi bir şey yazdırmadım. Sadece bağlantı açtım. Diyorum ki DM'ye mesaj text. State diye bir property var. Şu simgeyi hatırlıyorsunuz. Bu bir property. O zaman ben doğrudan bunun bilgisini alabilirim. Ama ne döndürüyor bana? Connection state. Yani connection'ın durumunu döndürüyor. Ben bunu bu şekilde toString'le alabilirim. Ama elimiz alışsın. Ve arka mimariyi düzgün öğrenelim diye. Connection state. Bunu da state yaptım. Buradan aldım, bunu ata dedim. State'in toString ile bağlantıyı aça bastığımda open olarak yazdım. Connection'ın durumu. Peki. Sizin kullanmanız gereken bağlantı katları yöntemi şu olmalı. Söylediğimi yapan var mı şu an? Demin. Şöyle göstereyim. Sizin kullanmanız gereken şu. Bir deneyin bunu. Sizde farklı instance olduğu için bunu yazmanız mecburi şu an. Bende tek bir instance var. Normalde şey, tanımalı.
Onu sonra anlatacağım. Şu an bu şekilde bağlanıyor. Şimdi şuraya nokta sunacağım. Diğeri de express olması lazım. Sende vardı. SQL Express yaz. Ya da şöyle oluyor. Nokta herhangi bir segmenti belirtmeden bir şey katılabilir. Bence user ID, SA, password diye. Ya oluyor. Ben user ID kısmını görüştürmüyorum. Yok şu an o SQL ortamda. Şöyle bir sıkıntı var. Herhangi birinde vardır. Express'te olmayabilir. Express'te olmayabilir ama bilgi adamda olması gerekiyor. İyi hatırlıyorum. Aynı şekilde. Bakın. Can yok. Yapıyor ya. Sıra işleyi bir şey. Sıra insan isteği bunlar cidden yazmıyor. Ben de yazıyorum. Mesela Sıra Express ediyor. Yazmıyor. Var onlarda da var. Bakıyoruz. Şey yap. Contact'ından slash'tan kaynaklı. Et koy başına. Ben de görüyorsun. F5 çalıştır. Switch. İçte ne? Şunu denerim, göstereceğim.